Merhaba arkadaşlar. Bugünkü video konumuz Balyoz oyun içerisindeki oynanışı gameplay yani. Burada öncelikle alacağımız birimlerden kısa bir özet geçeyim. Şu kuşatmayı da hemen başlatayım. Alınacak birimler benim tavsiye edeceklerim daha doğrusu 700 puan olduğu için standardı burada zaten. 700'den örneklendireyim. Namkan menzilli olarak veya paviz. Yakınlarda ise şöyle bir durum söz konusu. Düzenli olan birimleri tercih etmenizi tavsiye ederim. Düzenli olan birimler nedir diye soracak olursanız Kondo gibi, Forte gibi birimlerdir. Yani atıyorum Berserker gibi birimler değildir. Çünkü hem sayıları az, anlık damage'leri çok yüksek değil, hem de arasına adam attığınız zaman adam ya kaçabilir ya da dediğim gibi orada o anlık o sıkışmayı yapmayabilir. Kızlar olabilir. Demirbiçler yine olmaz çünkü birimler arasındaki o birimin içindeki adamların arasındaki boşluklar çok fazla. Mızrak çavuş olabilir aynı şekilde. Onun dışında başka rattan olabilir belki. Saray muhafızı aynı şekilde. Silahşörler, çavuşlar aynı şekilde bunların simaki halleri olabilir. Tiserekler bu konuda oldukça beğendiğim birimler. Demeçleri de oldukça yüksek. Bunu tavsiye ederim. Aşağıda benim aldığım birimler de yine aynı şekilde. Onları tavsiye edebilirim. Yani bu tuttuğunuz yani ultinizde tuttuğunuz adamı attığınız noktada bu atılan adamı bitirecek birimlerin sahip olması önemli. Evet. Bakalım oyunda bizi neler bekliyor. Oyunda görüşmek üzere diyelim. Evet arkadaşlar, doğu sette haritası geldi. Tercih ettiğim birimler aşağıda gözüküyor zaten. Forte, Paviz, Cargolimines ve Marte Lutri. Öyle bir şeydi galiba onun adı. Evet, oyunumuz başladı. Hemen A noktasına gidelim. Şuraya yerleştireceğim ben Pavizleri. Ana noktamız pavizleri burada öldürmemek. Çünkü dediğim gibi B'de de etkili, B'de de kullanmayı planlıyorum ben. Bunlar buraya koydu ama. Şekilde şunu alalım şuradan. Şöyle bizim oraya doğru atayım. Kestik onu da. Şöyle geri çıkayım hemen. Bir ağır top alayım. Geleyim. Örneğin akrep. Yeşil olan ağır topları sık sık buralarda harcamaya çalışıyorum ki hem bölge savaşlarında hem rütbelde bir işe yaramıyor. Bir nevi eğimini öğrenmek adına bulunuyor diyebiliriz. Yok artık. Vallahi helal olsun. Oradan oraya tutturdu.
Önüne eğer bir kapı koysalardı oradan çekmeyi planlamıyordum ben de. Önüne bir kapı koymadılar. Oranın çekmek zorunda kaldım. Şaşırdım galiba. Aynen. Arkadaki yeri almışlar. Oldukça kötü oldu. Buradan şöyle bir çıkalım diyecektim. Hatta burada da uygulamada göstereyim. Önüne attım, V'ye bastım. Öldü. Yani beni aşağıya atsa da benim bavizler orada onu oldukça hırpalayacağını düşünüyorum ki teklemiş neredeyse. Neyse onlarla sonra ilgilenirim. Şunu bir alayım şöyle. Etmeye devam ediyorlar ancak pavizleri de riske atmak istemiyorum. Bakalım nedir durumlar. Yani şurada değişebiliriz sanki. Birimimizi. Kargılı miniserilerin biraz da onunla içine atınca ne kadar damage vuruyor onu göstermeye çalışayım. Güzel, iyi de tutmuşuz yani burayı. Paviz konulabilirmiş. Yani eğer ki birkaç arkadaşınıza giriyorsanız biri olarak. Şöyle koyayım bunları. Çalamadım. Evet, yolu kesmeye çalışan bir grup var. Bir yerden havan atıyor ama. Evet, çıktık. Öleceğiz sanırım. Şunları yollayamadım. O beni daha önce tuttu.
Sefer giderim. Dikkat ettiyseniz özellikle şey yapmamaya çalışıyorum, defans. Çünkü kucaklayabilir. Onun haricinde defans yapmamaya çalışıyorum. Defans yaptım. O da benim hatam oldu. Kucaklayabilir veya defans çok rahat bir şekilde kırabilir. Evet, B noktası için Pavis tercih ediyorum. Onun da sebebini hemen göreceksiniz zaten. Burada gördüğünüz olan yükselti B'nin yarısını görebiliyor. Buraya şu şekilde koyduğum zaman B'nin içerisine sıktırabiliyorum. Şöyle. Heh. Asist alamadım. Vermememiz lazım. Biri düştü. O da düştü. Boş yere birazcık ulti atmış oldum. O da düştü. Arta kalan birileri var mı diye bir de çıkıp dışarıya bakalım. Bazıları yakında can basmayı tercih ediyor. Bu taraf yok. Orada biri var. Eski yerimize geçeyim. Neyse artık öyle denemeyeceğim. Gördüğünüz gibi oradan sıkabiliyorlar. Şunu ben bir ödünç alayım abi. Aldı benimkiler. Bu arada şunu fark ettim. Az önce mesela benim birimim tuttuğum adamı öldürdü. Ancak rün işe yaramadı. Yani şeyim, dinçliğim fullenmedi. Yani bu nedenle muhtemelen ben artık rün değil, sıyrılma özelliği olan rünü tercih ederim. Balyoz'a göre çok az birim kesmişim. Birim kesmem gerekiyor.
Daha çok beynin etrafında dizilmişler. Sağ alttaki map'ten öyle görüyorum. Az önce zıplamıştım ben buradan ya. Bayağı canım azaldı. Basmaya çıkmam lazım. Commander. 15 saniye bir kez daha deneyeceğim. Denememe pek de gerek kalmadı. Bir tık çıkmam lazım hatta şu an. O atladı. Şu trap bitsin. Dedeleri koydular ama. Şöyle çekeyim. Attım da erir zaten ha. Evet. Bu videoda bu kadar oldu. Böyle bir oynanış videosu oldu. Umarım yararlı olmuştur. Uzun sorulu yerler olsaydı daha eğlenceli geçebilirdi muhtemelen. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşça kalın.